İllellezine tabu. Ama tövbe etti. Gavura benzemekten vazgeçti. Allah'a hakkıyla kul, onun Habibine ümmet, dininin dediğini yaptı. Konu itibariyle çocuğunu hafız etti, İslam yolunda yetiştirdi. Rabbim rızkımıza kefildir. Tövbe etti bir. Ve aslahu. Yanlış yaptı, kırdı döktü. Bu da çok önemli. Mesela bazı insanlar vardır, adam yanlış yolda. Hani biraz üstten gidelim. Allah muhafaza, adam içki içmiş, yanlış yapmış, bir sürü günahlar. Tövbe ettim diyor. Tövbe ediyor ama bakıyorsunuz aynı ortamlara takılıyor, sadece bir namaza geliyor. Bu tövbe değildir. Tövbe demek yanlış yoldan dönmek demektir. Bak Kur'an bu ayeti açıklıyor. Tövbe etti bir. Ve aslahu, işi düzeltti. O yanlışın üzerine çizgiyi çekti. O yanlışsa sırtını döndü. Yani böyle gidiyor, bu tarafa döndü. Üçüncüsü, ve atasamu billah. Allah'ın dinine sımsıkı yapıştı. Bunu benden duymuşsunuzdur. Adam şimdi bakıyorsunuz, hocam ben dönüş yaptım diyor. Ondan sonra diyor ki, ya diyor eskiden diyor, işte şöyle çanak kırdık, şöyle çömlek kırdık, şöyle efendim fıçıları devirdik. Ya sana sormadım ki ne nane yedin diye. Bu adam, samimi söylüyorum, tövbe etmiş değil. Hala o günahlara özeniyor. O günahtan utanman lazım, sıkılman lazım. Adam zamanında çalgılı bir düğün, kadın erkek karışık, eşi de başı açık falan. Hala o resimleri saklıyor. Bu adam tövbe etmiş değil. Bu adam tövbe ettin, o yaptığına utan ya. Çoluk çocuğuna reklam etme bari ya. Ha ne diyecek? Aa bak babam da zamanında yapacağını yapmış. Şimdi bana dervişlik yapıyor. Ya olabilir. Bir hataya düşmüş olabilirsin. Sen de ben de. Tövbe de ya. Sıyırt ya. İptal et ya. Bak Kur'an ne diyor? Islah. Düzeltmek. Duvar yıkıldıysa yıkık bırakma. Düzelt diyor. Ayet. Ben demiyorum. Ben de bunu açıklıyorum. Tövbe ne demektir? Yanlıştan dönmektir. Yetmez. Düzeltmektir. Yetmez. Allah'a hakkıyla kulluktur. Yetmez. Dördüncü madde. Ve ahlasu dinehum. Allah'ın dininde ihlaslı olmaktır. Müslüman gibi görünürsün, münafık gibi yaşa. Dini vitrin yaparsın, başka işler çevirir adam. Olmaz. Allah dinde samimiyet nasip eylesin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Dört madde. Bir, yanlışa tövbe etmek, dönmek. İki, kırdığın döktüğün yanlışları. Buna şöyle bir misal aklıma geldi. Adam mahallede efendim veya bulunduğu bölgede bir kahvehane açmış. Orada millet oyun oynuyor. Yenilen çay parasını ödüyor. Kumar oluyor. Haram. Adam bu haramları işlemiş. Tövbe ya Rabbim ben ne yaptım dedi. Onu kapattı. Yetmez. İslah edecek. Orayı bu sefer insanlığa hizmet edecek bir sohbet yeri mesela. Yetmez. Allah'ın dinini hakkıyla yaşayacak. O kadar kırdın döktün. Farklı bir şey misal aklıma geldi. İç içe giriyor. Halid bin Velid Müslüman oldum dedi. Kılıcı Resulullah Efendimiz'e teslim etti. Resulullah Efendimiz buyurdu ki madem yanlıştan döndün. Bir. İki. Bu kılıcı efendim batıla kullandın. Üç. Bu kılıcı hak adına sallayacaksın dedi. 10 tane batılda kılıç salladıysa 400 kez efendim cihada katıldı. Islah etti. O yanlışı düzeltti. Adam dönüş yaptım diyor. Bütün yanlışına devam ediyor. Bu dönüş falan değil ya. Aynı döndüğün yerde gidiyor yani. Bu yolda gidiyorsa aynı yolda gidiyor yine. O değil. Dört madde. Allah bize sıdkü sadakatle tövbe nasip eylesin. Yapılan yanlışları ıslah etmeye muvaffak eylesin. Allah'a hakkıyla kulluk yapmaya muvaffak eylesin. Ve dinde ihlaslı olmaya muvaffak eylesin. Ulaike me'al mu'minin. Onlar müminlerle beraberdir. Efendim, وَسَفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ. Allah müminlere de ecren azîmâ, çok büyük mükafat cennetini verecek. Allah hepimize cennetini, cemalini nasip eylesin. مَا يَفْعَلَ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ. Siz Allah'a şükrederseniz, ya Rabbi verdiğin nimetlere şükürler olsun. Sağlığımızı daim eyle, nimetini daim eyle, imanımızı daim eyle. Efendim, hüsnü hatimeler, son nefeste iman, kelime-i şehadet. Buyurun. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ve Resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. Ve kânallahu şâkiren alîmâ.